Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Surat Mekke 9. Sifir 59. kısım. Teşrik günleri orucu. Bilginler bu oruç hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmı caiz olduğunu, bir kısmı temettü hacı yapanın o günlerde oruç tutabileceğini ileri sürmüş. Bir kısmı mekruh olduğunu söylemiş, bir kısmı gelen anlamda oruç tutulamayacağını ileri sürmüştür. Keşik günleri kurban bayramından sonraki üç gündür. Bunlar yemek, içmek ve Allah'ı zikretmek günleridir. Müslim kitabı yani Es-Sahih'de Nübeyşe el-Hüzeli'den Allah'ın peygamberinin böyle söylediğini aktarır. Bunlar cennet ehli nitelikleridir ve bu nitelik her nerede bulunurlarsa ibadetin dışındaki her amel hükmüyle birlikte ortadan kalkar. İbadet ise dünya vahirette insandan gitmeyecek bir olgudur. Oruç terk etmek ve ibadettir onda ibadet yönünü dikkate alanlar teşvik günü orucu caiz sayar. Şeriatın bu günleri yemek, içmek ve Allah'ı zikretmek günü olduğunu tercih etmesine dikkate alanlar ise yapılması zorunlu bir ibadet olarak o günlerde oruç tutmamayı vacip sayar. Şeriat bu günlerin gecelerinin yeme içme geceleri olduğunu söylemedi. Bu ilahi bir haberdir ve peygamber arzusundan konuşmaz. Sadece vahyedileni söyler. Bu hadis hakkın bir bildirimidir ve rivayetin hükmü geçersizleştirmemiştir. Bugünlerde oruç tutan insan hiç kuşkusuz Allah'ın bildirdiği habere kendisine davranılması gerektiği tarzda bakmayı tercih etmiş demektir. Kendisine ait olduğunu söylediği bir konuda Allah ile çekişen kimse kendisini helake sürüklemiştir. Çünkü oruç Allah'a tutmamak ise sana aittir. Müştehidin bugünlerde oruca ruhsat vermesi yanında hacda kurban bulunan kimse için geçerlidir. Buhari, Ayşe ve İbni Ömer'den böyle aktardı. Şeriat bugünlerde zikir yapmanı belirledi. Bu ise haç amellerini tamamladığınızda babalarınızı zikrettiğiniz ya da daha güçlü bir şey, daha güçlü bir şekilde Allah zikredin ayetidir. Allah bugünlerde günlerde Allah zikretmeyi bize emretti. Araplar bugün ve mevsimde neseplerini ve şecerlerini zikrederlerdi ve ömürlerdi. Arap kabileleri övünmek ve seslerini duyurmak üzere orada Arafat'ta toplanırdı. Ayette geçen babalarınızı zikrettiğiniz gibi sözünün anlamı budur. Başka bir ifadeyle Allah'ın kulları iseniz Allah'ın sahip olduğu övgüyle ilgilenin. Kul efendisiyle övünebilir. Çünkü köle ona izafe edilir. Ondan daha önemlisi ise kulun efendiden olmasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kavmin kölesi onlardandır. Kur'an ehli Allah'ın ehli ve seçkinleridir. Kölenin babasıyla övünmesi söz konusu olamaz. Bilakis o, efendisiyle övünebilir. Babasıyla övünse bile babasının efendisine yakın olması yönünden övünebilir. O da efendinin emrine bağlanan, sınırlı kurallarında duran kendisi gibi bir köledir. O da Allah'ın kuludur. Bu nedenle Allah, babalarınızı zikrettiğiniz gibi dedi. Allah onlara babalarını zikretmeyi yasaklamadı. Allah'ın zikretmelerini, babalarının zikretmeyi üstün tuttu. Ayetin devamında ya da daha fazla zikrederek der. Nitekim Allah kullarına bana ve anne babana şükretmen için ayetinde tavsiyede bulunmuştur. Başka bir ifadeyle Allah'ı zikretmeyi ve onunla övmeyi ki siz onun kulları ve o sizin efendinizdir. Babalarınızın yaptığına tercih ediniz. Allah'ı zikretmek ise en büyüktür. Allah zikretmek kulun yerine getirdiği her ibadetteki o ibadette Allah'ı zikretmek vardır. Bütün söz ve fiillerinin en büyüğüdür. Allah şöyle buyurur. Namaz taşkınlık ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek ise daha büyüktür. Başka bir ifadeyle ibadetteki zikir ibadetin bütün diğer fiillerinden üstündür. Sen ibadete Allah'ı zikrettiğinde seninle oturan Allah'tır. Çünkü Allah kendisini zikredenlerle birlikte oturacağını bildirdi seninle oturursa ya ilahi bir göz sahibi olur ve hakkı müşahede edersin ya da böyle bir göz sahibi olmaz ve iman yoluyla onun seni gördüğünü müşahede edersin. Bu durumdaki insan tıpkı bir ama gibi kendisini görmese bile falancanın onunla oturduğunu bilir. Bu sanki onu görmek demektir. Gören ise bütün fiillerinde kendisini hareket ettirici olarak müşahede eder. Görmeyin ise kendisini hareketlendiren birisi bulunduğunu duyumsar. Fakat iman duygusuyla yoksa görme duyusuyla değil. İşte bu sanki onu görürsün ifadesinin anlamıdır. Çünkü zikretmek nedeniyle kul Allah'ın kendisiyle oturduğunu bilir. Allah'ın gördüğünü bilmez mi oturduğu kimse? Zorunlu olarak yalnızdır. Hak kendisiyle oturduğu halde okul ile başkasının oturması veya düşüncesine birinin gelmesi mümkün değildir. Bu oturma salikin kendinden geçmesini sağlayan gayb oturuşu demektir bir sufiye Allah ile yalnız kaldığında yani halvette beni hatırla denildiğinde beni hatırlarsam Allah ile yalnız kalamam demiştir. Öyleyse Allah yaratıklarıyla bir perde ardından konuştuğu gibi ki perde sözün ta kendisidir. Sen de onunla ancak bir perdenin ardından konuşabilir. Onun nezdinde kendini veya bir başkasını zikredebilirsin. Müşahade susmayı ve dilsizliği gerektirir. Öyleyse zikreden insan kendisiyle oturan hak olsa bile mutlaka ama olmalıdır ve amalığı zikretmesidir. Hak, zikreden herkesin görünmeyen oturanıdır. Rabbi hakkında hayal müşahadesinin kendisine hakim olduğu kimse, çünkü hadiste peygamber sanki onu görürsün demişti ve bu hayalde canlandırmadır, söz ve müşahedeyi birleştirir. Bu halde seninle oturan kimse senin gibidir, yoksa kendisi gibi bir şeyin olmadığı kimse seninle oturmaz.'' Bence güvenilir bir rabinin kendisinden aktardığı sözüne göre Şihab bin Ebi Necisin hali öyleydi. İnsan müşahede ile konuşmayı bir araya getirebilir. Bu söz nerede? Bu Kuşeyri risalesinde zikredilen muhakkik Ebu Abbas es seyyarinin sözü nerede? Akıllı insan müşahededen haz almaz. Çünkü Hakk'ı müşahede etmek fenadır yani kendinden geçmektir. Bu zevk nerede? Şihab'ın zevki nerede? Anla. Bu Allah ehlinin muhakkik büyüklerinin yanıldığı bir noktayken aşağıdakilerin durumunu sen hesap et. Allah'a yönelmiş ve Allah ehlinden gördüğümüz birinden Şihab'ın sözüne benzer bir söz bir söz bize aktarılmıştı. O tam bir bilgi sahibi olsaydı betimlediğim tarzda konuşurdu. Bundan aşağıda olduğunda ise hakikatler hakkında bilgisi olmayanlar gibi söylerdi. O sözü benim üzeri benim huzurumda söyleseydi kendisini söylediğini havale ederim ve hangi dille söylediğini anlardım. Tam olarak onu söylediği söze nispet ederim. Bilmelisin ki bu sözü tahkik yani gerçeği üzere bağlamında söylemişse o kişinin söylediğinden üstün olduğunu anlarız. Allah adamlarının bir kısmı söylediklerinin altında bulunur. Söylediklerinin altında bulunan kimseler iki gruptur. Birinci grup insanın Allah'a bilebileceği konularda Allah bilgisinin zirvesinde olanlar iken diğer grup Allah'tan son derece perdeli ve uzak kimselerdir. Onlar dünya hayatının görünen yönünü bilir ve şekilci bilginlerin bilgisinin üstünde bir şey görmez. Bu nedenle de üst tabakayı söylediklerinin altına zannederler. Halbuki bu grup bilgi adında kendilerine ortak olmuş bilgilerin ilgili olduğu kimsedeki bilinendir, onlardan ayrılmışlardır. Bütün bunlar teşrik günlerinin ehlinin idrak ettiği hususlardır günlerde oruç tutmadıklarında bugünler yeme ve içme günleri olduğu için yerler tutarlarsa Allah zikretme günleri olduğu için tutarlar. Böylelikle zikir onları yeme ve içmeden alıkoyar. Yemekten alık ise bir ibadet alıkonması değil hal alıkonmasıdır.